Zaten yani Erdoğan'ı, bu eleştirilerde Erdoğan'ı biraz muaf tutuyorlar. Yani partiyi suçluyor, bakanları suçluyor, vekilleri suçluyor. Reis senin haberin yok. Reis senin arkandan iş çeviriyorlar diye bakıyor. Ama orada da bir eşik aşılabilir. Çünkü Ali Rıza Demircan ki şimdiki Kültür Bakan Yardımcısı ve eski Beyoğlu Belediye Başkanı Misbah Demircan'ın babası, AK Parti aslından Hayrettin Karaman'a kadar olmasa da fetva makamlarından sayılır. Hayrettin Karaman'ın yokluğunda ciddi bir fetva makamı sayılır. Ve şimdi bugün bir tweet attı. Diyor ki, ey AK Parti yönetimi ve milletvekilleri, sizin bağımsız şahsiyetiniz yok mu? Göreviniz Recep Tayyip Erdoğan kardeşimiz işaret ettiğinde parmak kaldırmak mı? Biz görevimizi yapıp AK Parti iktidarımız muktedir olsun amacıyla taşımadık mı? Birileri milletvekili, bakan ve imam hatipli kardeşimiz de cumhurbaşkanı olsun diye mi mücadele verdik? Müslüman olarak İslam'ın, ortak aklın ve bilimin verileri ışığında eylem yapmak ve önlem almak, aldırmak göreviniz yok mu? Allah'ın huzurunda kendi derdine düşecek olan Recep Tayyip kardeşimiz mi sizi kurtaracak? Gerçi aranızda kalbinde maraz olanlar da var ya, şeytan imparatorluğu faiz ve eşcinsellikle devrede. Ekonomiyi birilerine havale ettik. Hiç olmazsa bu konuyu olsun muhterem Hayrettin Karaman hocamıza havale etsek de eleştiren ilgisini sağlasak. Çünkü uyarıda yalnız kaldık ve baş tacedeki yerde yerilir olduk. Yani bunlar İslami cenahın kulak kesildiği, dikkat kesildiği fetva makamları. Doğru, doğru. Ali Rıza Demircan lastiği patlatmış. Yani en azından... Şeyde böyle bir uyarıdan sonra geldi, hatırlıyor musun? İstanbul Sözleşmesi'nden tabii çıkma meselesi. Tabii orada ama bütün Tarikat Konfederasyonu toplandı geldi. Ama işte birisi bir geldi. Başlama vuruşu yaptı. Ondan şimdi sonra... Ali Rıza Demircan henüz Hayrettin Karaman kadar değil. Ama evet. Ali Rıza Demircan'ın bu Hayrettin eleştirisi... Hayrettin Karaman uyandırabilir. Tabii evet. Şimdi Ali Rıza Demircan'ın bu itirazı en azından belli bir cemaatte bir tepkiselliğin olduğunu ortaya koyuyor. Bu faizi kimseye izah edemiyorlar. Yani, Cumhurbaşkanı dinledin mi sen? Dinleyemedim, hayır. Gazetecilerle işte röportaj varmış. Gazetecilerle röportaj yapmış. Okudun mu, dinledin mi? Yani okudum ama bir görüntüler falan da vardı. Bu LGBT meselesine girmiş. Evet. Diyor ki Birleşmiş Milletler'in binasında bile merdivenlerde LGBT renkleri var. Geçen gün bir okulda dikkatimi çekti. Yani çocuklar gökkuşağı yapmış. Bildiğin gökkuşağı yani. Yani artık böyle bir şey oldu yani. Ülkede neredeyse gökkuşağını yasaklayacaklar. İşte burada da şimdi. Burada sadece faiz diyemediği için eşcinselliği monte etmiş. Evet evet. Yani, aile yapısından falan bahsediyor tabii, işte. Tabii. Toplumun yapı taşı vesaire. Ama şimdi bu faiz meselesini izah edemeyecekler. Yani çünkü %30'u sadece Mehmet Şimşek'in kararı olarak görmüyorlar. %30 Recep Tayyip Erdoğan'ın mecbur olduğu bir karar. Çünkü Darül Harp der, çıkar işin içinden ne olacak? Yani hayır ama bugüne kadar şey, ama zaten indirirken nas demiş, çıkarırken ne diyecek yani? İşte tamam, Darül Harp, Harp zamanında her işte şey... olmuyor, kitaba da uymuyor, o kadar da eğip bükemiyorsun yani, o kadar eğip bükemiyorsun. Zaten Erdoğan o gün bugündür ağzına nası da almıyor. Ayasofya'da tatilata sokuluyor. Yani o eski günler geride kaldı gibi bir vaziyet söz konusu. Evet. Şimdi dolayısıyla... İsrail'e gidecekmiş. İsrail'e gidecek. Evet evet. Belki sizinle beraber giderler. Dönüşte belki Esad'a uğrarlar. Bilmiyoruz ki artık. Her an her şey olabilir yani. Önce Netanyahu gelecekmiş. Sonra Erdoğan İsrail'e gidecekmiş. Şimdi yani Cumhurbaşkanı... Yunanistan'da Türkiye-Yunanistan zirvesi yapılacakmış. Bunların hepsi para gelsin diye. Evet. Bunların hepsi para gelsin diye. Ve dünya da bunu biliyor. Erdoğan'ın hiçbirini inanarak yapmadığını, mecbur kaldığı için yaptığını, bir gün gücünü tekrar görse... İlk bulduğu papazı ajan diye içeri atıp bununla bir pazarlık geliştirebileceğini. Al papazı ver. Evet, al papazı ver papazı diyebileceğini biliyor. Dünya bunu gördü artık. Yani bugün Türkiye bugün aslında Erdoğan'dan çok Türkiye ile iletişim kurmaya çalışıyor. Ama şöyle diyor İsmail konuşmada, işte Türkiye 100 yılını Amerikan kamuoyuna gösterdik. Evet. Reklam panolarımız. Gezen arabalarımız New York'ta çok heyecan yarattı. Evet. Benim konuşmam dedi çok heyecan yarattı Birleşmiş Milletler'de. Öyledir. Malezya evet. Başbakanı, ya her şeyi söylediniz bize. Bize laf kalmadı Sayın Cumhurbaşkanı. Dünya liderini burada gözümüzle gördük demişti. Evet öyle demiş. Ahir ömürde şu bir dünya lideri gördük. Ay sen uyduruyor olabilirsin de ben uydurmuyorum Cumhurbaşkanı'nın açıklaması. Öyle mi demiş? Tabii. Yani Malezya Başbakanı demiş ki
efendim siz her şeyi söylediniz, bize söyleyecek şey bırakmadınız tabii. demiş. Evet. Dolayısıyla da ekonominin durumu bu şeyde. Reklama bir 7-8 dakikamız var.